Merhaba arkadaşlar, Twitch'in ve YouTube'un Tek Rural Regions canlı yayınına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Mithat Şükrü Birader. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, iyi akşamlar. İyi akşamlar abi, nasılsın? Teşekkür ederim kardeşim, sen nasılsın? Teşekkür ederim abi. Bu zamana kadarki desteklerinden dolayı da çok teşekkür ederim abi bu arada. Rica ederim, ne demek. Vallahi çok teşekkür ederim. Güzel yayınlar oluyor. Biz de daha erken katılmak isterdik ama hastalık falan vardı. Çok geçmiş olsun daha abi. Daha iyileştim de diyemem. Ben de böyle öksürük falan kalıyor bayağı uzun bir süre. Geçmiyor. Bakalım. Çok geçmiş olsun abi. Umarım en kısa sürede geçer. Ben de bu arada hemen makaleleri atıyorum. Gelmek isteyen arkadaşlar da gelsin. Gelin arkadaşlar da takip ederlerse çok mutlu ederler. Hemen ben de o sırada sorulara geçiyorum. Maşallah abi bayağı beğeni geldi. Hatta çok sevildiğini de öğrendim diğer insanlar tarafından da. Ben de seviyordum gerçekten. Ne güzel ya. Yani. Sağ olsun. Ama ben sorulara baktım. Böyle bir şöyle beni zorlayacak bir soru görmedim. Evet birazcık. Çünkü herkese yardımın dokunmuş herhalde. O yüzden kimse bir zorlamak istememiş. Olabilir bilemeyeceğim. Tabi ayrıca söylemek istediklerim varsa abi yine biz alırız onları. Abi konuşuruz ya. Yani konunun neleri açacak bilemem. Yani benim de aslında çok fazla öyle Rival Regions hakkında çok ekstra bilgilerim yok zaten. De yani yine yardımcı olmaya çalışırım. Bildiklerimi anlatmaya çalışırım. Palastin, aleykümselam, hoş geldin. Abi bu arada oyuna ne zaman başlamıştın? Ben ne zaman başladım? 27 Temmuz 2018'de. Vay be. Sen hesap aldın mı abi? Kendin kasmamışsındır. Bu benim hesabım değil. Bu başka bir hesap. Kendi hesabıma satmıştım. Anladım. Ama o hesap değil. Bayağı kastım bir senede. Bir senede. Full gold'da mı kastın abi? Maşallah. Ya 100'den sonra herhalde gold'la kastım. Bir ara çok fabrikam falan vardı. Bayağı yatırım olmuştu ama geri pek. Maşallah. UCB hoş geldin. Selçuk Furkan 61. Geliyor mesajlar reis. Sıkıntı yok. Tamam. Abi başlangıç olarak kendini bize tanıtır mısın? Kimsin? Ne iş yapıyorsun? Tamam. Yusuf ben. Yusuf Baykal. 86'lıyım. Maşallah. Manisa Kula'da. Adliyede çalışıyorum. Savcılık katibiyim ben. Bu zabıt katibi. Yaz kızım dedikleri var ya. Oh. Allah kolay O gelsin benim. abi. Mahkemede değilim. Duruşmalara çıkmıyorum. Biz savcılıkta çalışıyoruz. Tutuklama. O tarz şeyler. Yani. Soruşturma aşaması. Evliyim. Çocuğum yok henüz. Ne zaman? 4 senelik evliyim. Evet 2015'te. Allah bir yastıkta kocasını derler değil mi abi inşallah ömür boyu. Ne güzel abi. Memnun oldum. Memo hoş geldin. Allah Allah pardon. Küfürmüş o. Kickbox Fighter hoş geldin. Aleykümselam. Terminatörmüş. Evet. Yavaş yavaş abi soruları geçiyorum. Tamam. Çok bir zorlayacak sorular yok zaten. Daha çok sohbetten alacağız. Chatten alacağız soruları. Tamam. Evet abi. Bu arada haftalık bir sponsorum var. Yakışıklılık evet. Desen var. Yardımseverlik desen var. Para desen kim olduğunu merak mı ediyorsun? Genetics. Sağ olsun. Bir haftalık sponsor oldu. Sponsor olmuş ha. Mert kardeşim. Evet abi sağ olsun. En az seneye kadar o da destek oldu. Mert iyidir ya. Bir yerde birine yardım edilecek olsun. Önce Mert koşar zaten. Çok sağ ol. Abi Lara Croft sormuş. Demiş ki evet. Hiçbirine çıplak fotoğraf gönderdin mi? Yani bunu niye sormuş? Bir bildiği falan var. O yüzden soruyorum. Ya şahsen birisine atmadım. Ama bir gün kendi grubumuzda mememi atmışlığım var. Gerçekten mi abi?
Evet, Deniz. fotoğraf başkalarında var. Ben fotoğrafları falan hep silerim. Telefonum çok almıyor. Sildim. Yani bu da bayağı önce yani. İkimiz hani muhabbet etti. Discord'da falan muhabbet ediyoruz, içiyoruz falan. O sıra oldu. Ben Hikmet atmışım yani. Hatırlamıyorum bile. Bir sene sonra çıkarıp önüme koyuyorlar. Ulan baktım benim memem ya. Evet abi, ilginç bir Baktığım. adım. Yani kafayı yerinde miydi abi? İçmiş miydin yani? Tabii, içmiştim o zaman. Ama yani kafam yerindeydi. Yani sonuçta herkes erkek orada, ne yapsınlar yani. Herkes atıyordu, ben de attım. Ama o zaman bir furya vardı. Şimdi kalmadı o da. İlk başlarda hani benim girdiğim zamanlarda KGH falan herkes atardı. Yani atlet falan da oradan sonra çıktı zaten. Yani ben telefonumda mesela WhatsApp'ta bu görüntüleri otomatik indiriyor, tamam mı? O ayar, indirme yapmamışım. Şimdi ben erken yatıyorum falan. Ya galeriye bir giriyordum, sürekli atlet, sürekli meme var. Erkek mi abi? Evet, hep bizim arkadaşlar atıyoruz. Sancar. O gün. Yani bunlar atıyordu sürekli. Ben bir günde gaza geldim. Ben de attım. O var yani. Başka kimseye çıplak bir şey yapmadım. İyi yapmışsın abi. Teşekkür ederim cevapladığın için. Bilmiyorum. Muhsin Yazıcıoğlu ciddi bir soru sormuş abi. Buyur. Liderken çok içiyordu, şahidim diyor. Bize aday olurken destek verin. Müslüman adamım, 44 rekat namaz kılıyorum demişti, demiş. Öyle bir şey demedim ama içtiğim doğrudur. Yani zira Türk oyuncularla içmeden anlaşılmıyor. Mantık çerçevesinde konuşulmuyor zaten. Yani bu liderlik dönemi de değil yani, genelde kullandığım bir şey içki. Yani 2-3 bir içerim. Bir arasında abi. Aleykümselam. Eyvallah. Jere Polat hoş geldiniz. Arda Vural hoş geldin. Türk Doğuran'a selamlar. Evet. Tomris Hatun sormuş abi. Jüne Evet. geri dönmek istiyor fakat Fatih mi tehdit ediyor demiş. Devamını söylemesen de olur. Yok tabii, öyle bir şey yok. Yani ilk katıldığım partiydi. İlayda, Kerem, İsmail vardı. Yani güzel. Onlar sayesinde oyuna tutundum. Ben onların yerini onların yeri bende çok farklıdır. Şu an için öyle bir düzen yok ama bilemiyorum tabii, zaman ne gösterir. Karagel sen hemen gelmedin mi abi? Sen ben yani orada biliyordum. Orada gördüm hepsini ama daha öncesi de mi Yok, var? ben Jön'de başladım oyuna. Bayağı bir Jön'deydik. İlk başta Türkiye'delerdi o zaman. Sonra Türkmenistan'ı kurduk. Türkmenistan'da kaldık uzun bir süre. Ondan sonra işte Berkay'la Kerem'in falan bozuştuğu dönem. Onlar koptular. Ben de o sıra ben artık farma gidiyorum diye AUG'a geçtim. Bir ay falan AUG'da takıldım. Farm yaptım ayda. Ondan sonra karargaha gittim. Burada da kalıcı gibisin abi bayağı. Ya kaldık, çıkamıyoruz işte. Ben görüyor mu? Şimdi Tomris saatim oralardaysa nasıldı? Göz kırp. Şöyle. Belki ulaşır sana. Evet, olabilir. Evet, bir yakışıklılık desen var. Yardımseverlik desen var. Para desen o. Kim olduğunu merak mı diyorsun? Genetics demiş ki abi, ben şu an senin yerine içiyorum abim demiş. Oh, afiyet olsun, yarasın Gutmak kardeşim. sormuş. Karagah gitmeden önce herkese yardım eden, ensesine vur ekmeğini al bir insan iken nasıl acımasız gaddar birine dönüştü? Godsmack, Cumhur. Yani Fatih şimdi şöyle, ben oyunu dediğim gibi böyle arkadaşlık ve dost edineyim falan diye oynuyordum hep. Bana mesela yani para dileden, para atsana, tank atsana diyen herkese gönderirdim. Sonra atıyorum falan falan demeye başladı. Muhtemelen bütün parayı kendisi yiyecek.
Ondan sonra atmamaya başladım. Yani baktım olmuyor, her şeyde gidiyor. Ondan sonra bayağı bir cimrileştim diyebilirim yani oyunda. Öğrendim yani oyunu. Ya para suyunu çekmedi ama değil mi abi? Her şey kontrol altında. Yok, Allah'a şükür. Çalışıyoruz, ediyoruz, kazanıyoruz ya. Allah bile git versin abi. Peki Nemesis demiş ki RR'de en çok güvendiği 85 seviye 6 hesap kimdir diye sormuş. Var mı öyle biri aklında? Kendisini mi sormuş acaba? Bilmiyorum, olabilir. Ben şahsen ismini duydum ama yani şahsı tanımıyorum. Ya bir de şimdi şöyle, yani ben 80, şu şey 85 level altı bu üstü diyemeyeceğim. Öyle kimin kaç level olduğunu bilmiyorum ama yani koşulsuz güvenebileceğim kendi partim dışında Meriç var. Bir de Enes var. Enes Er. Bunlara çok güvenirim. Onun o bölgeye yıkılma muhabbetinde var mıydın abi sen Enes'erin? Vardım. Evet. Ama yardımcı olamadı. Ben olmadı ya. Abi anlaşılmadı ama tekrarlarsan sevinirim. Vardım. Hı. Savun şey yapamadık. Dayanamadık. O sıra bayağı bir savaş vardı. Herkes başka yerlerde toparlanıp destek oldu. Anladım abi. Kaşif Kozunoğlu sormuş. saçların olmamasından kim sorumlu? Atalarım. Ha. Dedem de, dayılarım da, amcalarım da falan hiçbirinde saç yok. Yani benim yapabileceğim bir şey yok. Anladım. Tekrar Ama kendisi. şöyle Aha. beyazlaması konusunda muhtemelen stresten, mesela ben bir yaş büyük abim var benim, o da kel böyle. Ama onda beyaz çok yoktur. Benim şuralardan şöyle komple bir beyazlıyor. Bıyıklarımın kesmemin nedeni de o. Çok beyazladı. Yani böyle burada bir şeyler sürekli parlıyor. En son mu kestim bakalım. Şimdi böyle duruyor. Tekrar uzatırım. Ama bayağı ya gerçekten söyleyeyim genç gösteriyorsun ama abi. Ya öyle diyen de var. Bıyığı kestikten sonra yaşlı göstermişsin diyen de var. Bilmiyorum. Vallahi bilemedim. Liderliğin kısa sürmedi mi abi? Kaşif Kozunoğlu sormuş. Evet, liderliğim kısa sürdü. Lider yapmak gibi bir amacım yoktu aslında benim. Hı. Olmadı da hiçbir zaman. Bana sadece herhangi bir yerde, ben farm yapıyorum genelde. Hı. Bir valilik yeter bana. Kaynaklarımı oraya atarım, satarım falan. O sıra karargah oyunu yani bırakmıştı diyebiliriz. Hı. Sadece stat basıyordu. Herkes ayrı yerdeydi. Herkes ayrı partilere girdi falan. Hı. Ben de işte Konoha'ya geçtim. Mevlütçilerin partisine. Ondan sonra Türkiye karıştı, bu şey Gandalf dönemiydi herhalde. Gandalf döneminde karıştı. Hı. Benim sevdiğim, yani benim tuttuğum adamlar, Jön olsun, karargâhtaki işte Cumhur, Selçuklar falan Hı. vurmaya başladılar ülkeye. Yani baktım Türkiye'nin zararı ne olacak? Bir dahaki seçimde dedim ben aday olursam Hı. bir uzlaşı sağlarız. Bırakırlar yani vurmayı ben Hı. başa geçince. Hiç kimseye de sormadım. Öyle aday oldum. Kimsenin desteğini almamış mıydın abi yani? Kimseyle konuşmadan mı aday olmuşsun sen? Evet, kimseye sormadım. Kimse, hiçbir Aa. partiye de gitmedim herhalde. Bir adaylık makalesi açtım. O oldu yani. Sonra işte ortalık biraz düzeldi. Şimdi ben aday olduğumda hani böyle herkes artık kesin kazanacak gözüyle bakıyordu. Hatta aday olacaklar varmış. Benim adaylığımı duyunca geri çekildiler. Sağ Hı. olsunlar, bana destek verdiler. İşte şey No Name mesela. Hı. Abi sen aday oluyor musun? Ben çekildim falan falan dedi bana. Ondan sonra herkes senden, benden birinci şehri basmamı bekliyormuş. Halbuki hiç onun için gelmemiştim. Bu şekilde çok destek aldım. Ben lider olunca savaşlar bittikten sonra hani ne yaparım artık ben Türkiye'de diye düşününce dedim hadi bir birinci şehir işine girelim. Hı. Girdik, bastık. Ondan sonra ikametleri sattık. Sonra da yeni gençlere, diğer arkadaşlara. Şimdi para yeme zamanım abi. Ya. Para yemedim. Evet, Ne kadar harcadın öyle abi bir. Türkiye'yi? Bu arada Selçuk Furkan yalan dedi.
Parti desteği yok derken. Hayır, parti desteği benim liderliğim için, lider adaylığı için. Sonra lider adayı olduğumu öğrenince tabii ki Ha. desteklediler. Hatta Ankara'yı basma konusunda tek başıma bastım diyemem ki. Yani bir sürü insan bastı. Selçuk'un, Mert'in, Canevar, Tok. Yani onların çok büyük desteği oldu. Yani benden fazla yapmışlardır. Senden ne kadar çıktı abi mesela? Kabataslak. Dostum ben inan saymadım. 110-120 TL civarında lider oldum ben. Yani kendimde o kadar para vardı. Bütün parayı da kendimde topladım. Bağışları. Sonra bir arada T aldım. Şu an hatırlamıyorum ama 80-90 olabilir. Yani 200-250 civarıdır. O aradır yani. Ama Selçuk'u falan geçmez. En son giderken de şey bilir. Sinan hesabımın SS'ini attım. Ben de bu kadar para ver dedim. 8 TL aldım gittim. Anladım abi, maşallah. Hesabıma 8 TL bırakıp gittim yani öyle. Toplam ne kadar gitti abi Türkiye'ye? Valla 1200-1300 gitmiştir bizim dönemde. Maşallah Daha ya. önce taliplerin falan bastıkları da var yani biz bir yapılmış bir şeyin üstüne koyduk. Sıfırdan basmadık yani. Bayağı onlar da bayağı harcamış. Abi siz bir de karargah olarak falan böyle bilinç şehir basıyorsunuz. Hatta şu an Fiji'de sizde olması lazım. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Nasıl yapıyoruz? Fatih para topluyor bizden. Ya ciddiyim yani para topluyor yani kasa var. Herkesin belli bir şey yaptığı para bizde para yoksa mesela elimizde T yoksa çalışarak yapıyoruz. Mesela gidiyoruz bir fabrikaya 5-6 hesap sürekli bir iki hafta boyunca farm yapıyoruz. O şekilde birikiyor kaynaklar ya. Enerji harcıyoruz. Para veriyoruz. Genetics Parabok Fuatcığım yazmış ama abi ayıp oluyor şimdi. Biz de burada öğreneceğiz. De. Öyle yüzümüze demeyin bari ya. HFA sormuş. Karargaha katıldığına pişman mı? Fatih'i tanıdığıma pişman olabilirim de karargaha katıldığıma pişman değilim ya. Abi karargâhtaki rolü ne? Mesela Fatih'in. Fatih mi? Fatih karargahın başı ya. Her şey onda. Bütün yani her şeyi o kontrol eder zaten. Yani bizim açıkçası şaka da yapıyorum. Fatih de çok iyi bir insandır. Ya oyun konusunda gerçekten çok bilgili. Biz mesela hiçbir şey ben kendi adıma söyleyeyim bilmiyorum yani. Bana karargahtayken ben Fatih şuraya saldırın diyor, link atıyor. Gidiyorum yani ne yaptığımızı bile bilmiyorum. Gidin şurayı savunun, şuradan gelin şuraya. Yani oyun konusunda, siyaset konusunda çok iyidir. Yani kendi kafasına göre mi hareket eder yoksa böyle fikir alışverişi olur, hep beraber toplanır Yani. bir sonuca mı varılır? Nasıl Ya. oluyor? Ya bana Tabii ki de kendisi bir şey belirliyor, herkes onu yapıyormuş gibi geliyor, o yüzden. hayır, olur mu canım? Öyle şey. Bir yönetimi grubumuz var. Discord'larda toplanıyoruz. Hala devam Kilitli ediyor mu abi odalarım. bari? Tabii, biz Oy vay. bayağı konuşuruz. Çoğu arkadaş da gelir. Gırgır şamata da yaparız. Başka oyunlarda konuşuruz. Sık sık Discord'umuz da oluyor ya. İyi abi. Sohbetiniz bitmesin inşallah. Yüce İnşallah. Uçan Adanalı Hazretleri demiş ki ilk tanıdığım zamanlarda küfür etmezdi kendisi. Şimdi neden çok küfür ediyor demiş. Ya jöndeydim. Jönde grubumuzda şey vardı zaten. İlay da var yani bayan. Grup içerisinde sövülmüyor tabii ki o. Avuk'a geçtim. Avuk'ta çok uzun süre kalmadım. Bir ay kaldım. Yani o kadar çok küfür edecek raddeye gelmedim. Karargahta bayağıdır buradayım da şimdi bir grubumuz var. Sayıyorum. Nihat var mesela. Yampır, Kumpir. Sancar var. Boşbuğu var. Yani bunların olmadığı grupta insanın sövmemesi gibi bir olasılık yok cidden. Evet. Doğrudur abi. Bilmiyorum. Aynı ortamda hiç bulunmadım ama sadece makalelerden tanıyorum yukarı.
Peki. Neden ismin abi Mithat Şükrü Bileda? Odajön döneminden ben oyuna ilk kendi ismimle başladım. Yusuf Baykal diye. Odajön'e girdim. Baktım herkes bir role play yapıyor. O İttihat dönemlerinden. Herkes de bir ismi almış yani. O zamanlar kaç tane Talat Paşa vardı, kaç tane bilmiyorum. Ben değişik bilinmemiş bir isim aradım. Sonra İttihat ve Terakki'nin katiplerindenmiş Mithat Şükrü Bileda. Ben de araştırırken öyle denk geldim. Ben de kendi şahsıma katibim diye onu tercih ettim. O zamandan beri de öyle. Ben ya cidden sallama bir şey olarak bakıyordum ismini abi ya. Evet, Öyle herkes öyle biliyordum diyor. Yani Mithat normal insanan da var ama artık yavaş yavaş öğrendiler. Anladım. Yine kendisi sormuş bu soruyu da. Kafama öpücük, totoma şaplak atın derken ciddi miydi demiş. Böyle bir şey var mı Yok, öyle bir şey abi? söylemedim. Yalan, iftira. Plüton gezegendir arkadaş sormuş. Yeniden lider adayı olacak mı demiş. Yok, şu an için düşünmüyorum. Türkiye iyi durumda ya. Muhsin kardeşimi severim. Önce No Name de iyiydi ondan önce. Tecrübeli insanlar, bu işi götürebilecek insanlar. Yakında Yani bir adaylık yok mu abi? yok yok, öyle iç karışıklık bilmem nedir, yıkılmadır şeyleri olmadıktan sonra tekrar Türkiye'ye dönmem herhalde. Peki bir savaş görüyor musun abi yakında? Evet, olacak herhalde. Bugün içinde bir şeyler söyledi ama Muhsin Yazıcıoğlu. Acaba bugün mü Bile o gün? şöyle bunu tam tarih veremezsiniz. Ben de bilmiyorum çünkü dış ilişkilerim hiç yoktur yani. Ben bana birisi ikamet isterken mesela residence yazar. Ben direkt ne kadar ücret olduğunu yazıyorum. Kopyala yapıştır var bir yerde. Adam ekstra bir şey söyleyince hemen Selçuk'a git diyorum yani, bilimli olursa. Yani uğraşmıyorum. İngilizcem de çok ekstra iyi değil. Yani dış işlerim iyi değil. Pek insan tanımıyorum. Blokları bilmiyorum. Ama yine de şöyle savaş olacağını söyleyebilirim. Oyun çok sıkıcı hale geldi. Savaş yok ortalıkta. Herkes oyunu böyle teker teker bırakıyor. Yeni bir oyun da o rakip bölgelerdi. Orada oynuyor musun abi? Yani oynuyordum, orayı da bıraktım. Bir arkadaşa devrettim hesabı. Yani işte Türk aslında bir yönden de bakın. Şimdi Türkiye server'ı, bir sürü Türk oraya gitti. Türkiye'deki yani asıl Rivalry Agents'taki Türkiye'deki oyuncu sayısı, aktif insan sayısı daha da azaldı. Bu yüzden dış ülkelerin Türkiye'ye saldırabileceğini düşünüyorum açıkçası. Abi o rakip bölgeler muhabbette indirilen sayısına bakıyorum. 500 artı yazıyor. Oyunda 10 bin küsür kişi var. Orada da tabii canım şey, hemen fake hesaplar hemen geldi. Burada 250 kişilik şey partiler var. Lideri ya, lideri 8 leveldi. Geri kalan 249 kişi 1 level. O şekilde parti var bir diye. de başlangıçta reklam falan yapıldı herhalde. O da var biraz yani pohpohlu fazla gözükmesin ama bu silinmeler başlayınca birkaç kişi anca belki kalır. Ya orada yine adminin hatası. Reklamı vermiş ama yani oyunda oyunu anlatacak bir şey yok. Ne bileyim, zaten ben bu ilk Rival Regions'a başladığımda bile yani ben anlamamıştım. Makale okuyun diyorlar, makaleleri okuyorsun, bir şey anlamıyorsun falan. YouTube'da videoları falan izlediğimde anca öyle yani yavaş yavaş kavruyorsun. Ki bunu herkes yapmaz bir oyun için. Anladım abi. Genetics demiş ki abi karargahtan en çok sevdiği 3 oyuncu kim demiş. Bunu çok düşündüm de şimdi aslında hepsini seviyorum ama üç Ayrıyetten bir de isim ve genel olarak da soracağım tabii. tabii sen de soracaksın. Yine karargâhtan veririm herhalde cevabımı. Mert'i çok severim. Gerçekten Mert Akkaya çok iyi bir insandır. Gönlü boldur, zengin. Genetics değil mi?
Evet, aha, Hı Mert hı. Akkaya o. Ne zaman istesen yardımına koşar. Yani biz aramızda şöyle şeyler de oluyor. Örnek vereyim. Benim acil bir paraya ihtiyacım oluyor. Ne Hı. bileyim, ay sonunu gidiyorum. Bir şeyi denkleştiremiyorum. Mert bana şöyle şöyle yardım hemen çat çıkarır verir yani. Aramızda böyle şeyler de oluyor. Sadece oyunla alakalı değil, real hayatta da ilişkimiz var bu şekilde. O yüzden severim. Sancar'ı çok severim. Uçan Adanalı. Yavşaktır mavşaktır ama iyidir. Meydanlı adamdır yani. Beyi satma. Evet, bir o Benim cümle. mumlu şey mumlu diyorum. Muzlu pijamasından sonra Aa, delikanlılık sorun. şeyi evet olabilir. Özel detay tanıyorum. Cumhur'u da çok severim. Cumhur da çok iyi çocuktur. Delikanlıdır. Üç bitti abi. Üç Onu bitti. Üç bitti abi. Dur. Cumhur sizde değil mi? anlatıyordum. Bayağıdır onunla birlikteyiz. Hı. Onun da bir yanlışını görmedim. Aslında diğerlerin de hiç yanlışını görmedim ama yani kendime en yakın bunları buluyorum açıkçası. Peki abi. Selçuk izliyordu. Biraz bozulmuş olabilir. Selçuk olmaz ya. Selçuk. Bilmiyorum, ben onunkini izlemiştim. O benden bahsetmedi herhalde. Ben ondan bahsetmedim. Dedim. Sinan İnci selamünaleyküm demiş. Aleyküm selam. Yusuf abi selam, ben Mücahit. Konuhan'ın ekosu demiş. He, tamam. Selam Mücahit. HF ya bunu beğenmedi. Yazmış Jenet. Selçuk yıkıldım Fatih. demiş. Fatih, Selçuk'u falan seviyorum deyince şimdi bunlar oyunda yer etmiş kişiler, anladın mı? Tanınmış kişiler. Mesela Jenny Etix'i, Cumhur'u çok insan tanımaz. Ben şu an mesela burada Fatih Selçuk desem hemen Fatih Selçuk yalakası derler bana. Onu mu düşünüp söylemedin abi? Evet, aynen öyle. Yani İnanalım mı abi? yerseler diye hadi toparlayalım. Peki abi. Bakıyorum. Falcon hakkında ne düşünüyorsun abi? Ya Falcon Falcon'u sormuş. şahsen evet hiç tanımıyorum aslında ama Hı. bayağıdır şey muhabbeti dönüyor. Lider adayı oluyormuş, olamıyormuş falan. Onu biliyorum sadece. Anladım. Yumper sormuş. Bıyıkları niye kestin demiş. Bıyıkları az önce anlattım. Şöyle. Çok beyaz var abi içinde, tamam mı? Hı. Şöyle bir yemek yiyorsun. Mesela bir ayran içiyorsun. Temizliyorsun. Elini ağzını yüzünü yıkıyorsun. Şurada beyazlar bir arada toplanıyor böyle. Ya diyorsun geçmiyor mu? Geçmiyor mu? Bakıyorsun beyaz yani. Bir yerden sonra tilt oldum açıkçası. Bir kestim. Biraz bir rahatlayayım diye. Ondan sonra tekrar bırakacağım. Anladım. Jenetik demiş ki abi. Yalaka olmamak için adını soyadını verdi yalaya demiş. Aynen. Mert Akkaya. Yani şimdi. Fairytale demiş ki niye artık tank alabilmem için para vermiyor demiş. Bilmiyorum, ben veriyormuş muyum önce? İstemiş mi de Kesmişsin abi. vermemiş mi? Bursları kesmişsin. Şikayet var. Bilmiyorum. Anlamıyorum. Uşaklılara neden bu kadar güveniyor demiş. Uşaklılarla ilgili bir anı mı var abi? Ya da Uşaklı mısın bilmiyorum. Evet, ben aslen Uşaklıçmeliyim. O soran arkadaşı biliyorum. Muzaffer Öz Bu demiş. arkadaş, evet, Muzaffer'le biz şeyde tanıştık. Rakip bölgelerde bir sohbet grubu açtım ben. Hı. Orada tanıştık. Uşak Eşmeli'ymiş o da. Ben de tam o sıra oyunu bırakmayı düşünüyordum. Hı. Gel sana vereyim hesabı. Verdim yani, öyle ekstra bir Uşaklılara güveniyorum diye bir şey yok. Hangi hesabı verdin abi? Şeydeki, rakip bölgelerdekini onu. Ha. Anladım. Caligula sormuş ki boyuna verdiği zamandan pişman mı? Pişman değilim. Bu oyuna ilk başlarda çok zamanlar veriyordum. Gece kalkıyordum falan. Türkmenistan'da, Jön zamanında, ekonomi bakanı olduğumda alarm kurup kalkıyordum falan. Hı. Şimdi öyle bir durumum yok. Çok ekstra zaman harcamıyorum. Hı. Makalelere bakıyorum.
basıyorum. Stat desen günde bir kere basıyorsun. Ama bu oyunu oynadığımdan çok memnunum. Çok güzel arkadaşlarım oldu. Çok iyi insanlar tanıdım. Kimseyle de öyle pek aram kötü de diyemem yani. İyi ki de oynamışım. Peki abi, İnce Mehmet sormuş. 4 tane sorusu var. İlk sorusundan başlıyorum. İnce Mehmet hakkında ne düşünüyor demiş. Tanıyor musun abi? Evet tanıyorum. İnce Mehmet'le görüşüyoruz. Bir devlet kuruyor falan. En son kaptırmıştı herhalde bölgeyi. Seviyorum kardeşimi. Bir şeyler yapmaya çabalıyor. Ben de elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Benden kaynak alıyor. Uyguna falan veriyorum yani. Ne zaman yardım isterse de giderim. Peki, Türkiye liderliğinden pişman mı demiş? Pişman değilim. Türkiye liderliği güzel bir şey. Aslında herkes tatmalı ama olmuyor. Türkiye yani liderlik aşkıyla liderlik olmak bir başka. Aslında keşke herkesinki liderlik aşkı olarak kalsa. Lider olunca bitiyor her şey. Ne kadar kötüymüş diyebiliyor var. Daha önce de olmuş muydun abi sen Türkiye lideri? Yok, ben bir kere aday sen var mıydın bilmiyorum da. Anım da ondandır zaten lider adayı. Bir daha o yüzden aday oldum. Bir kere aday oldum. Ben şöyle gırgır gır şamatayla başladı. Dedim sonra olacağım. Aday oldum. Korgana girdim hatta. Korgandan aday oldum. Ya sonra başladı. Banydım ben. 7 gün ban attı bana admin. Neden abi? Fabrikada fake çalıştırıyordum o zamanlar. Anlar mısın abi Yani fake seç. işinden? Yo ben fake yapmıyorum. Fake alıyorum. Parasını ödüyorum. Nakit oluyor. T oluyor. Anladım abi. O şey gidip yapıyordum fabrika kasmak için. O zaman ban yemiştim. Banlı girdim seçime. Hesap banlıydı yani. 3 oy almıştım. Evet sadece 3 oy almıştım. Geçmiş olsun abi. Selçuk Bey, dedikleriniz doğru mu efendim? Türkiye ülke mesajı çekti, 3 vuruş toplatıyor demiş abi. Savaş yaklaşıyor dediğin gibi. Evet olabilir. Her şey hazırlıklı olmak lazım. Peki İnce Mehmet'in 3. sorusu, TR adayı olacaklara tavsiyelerin neler abi? Belliydi. Ses. Kime tavsiyelerimi anlamadım. Türkiye adayı olacaklara tavsiyeleri neler demiş? He. Yani bir makalemde yazmıştım. Yani çok böyle yorumların mesajları kale almamak gerekiyor. Kale aldığın sürece olmuyor. Yani birisi senin hakkında şu anki yani normal real hayatta da olabilir. Bir lideri herkes sevmek zorunda değil. Küfür edenler oluyor. Ana bacı giydirenler oluyor. Öyle. Bir de dış siyaset konusunda tecrübeli, yani ekonomi konusunda da tecrübeli adamlarla çalıştım. Zaten liderin yapacağı bir iş kalmıyor. İnanır mısın? Yok yani. Ben liderlik dönemimde mesela hiçbir şey yapmadım desem yeri işte bir devlet mesajı çekiyordum. Senin Bir de Ankara için para topladım o kadar yani. Dışişleri'nin ekonomi bakanı kimdi abi? Dışişlerim Selçuk'tu. Ekonomi Bakanlığı'nda döndürüyordum. Burak Eren oluyordu. Hakan Reis var. O oluyordu. Anladım. Öyle kendi aralarında döndürüyorduk. Biri gece oluyordu, bir şey oluyordu. Yani goldları da o şekilde paylaştırmaya çalıştım. Gece yatıyormuş herhalde. Harley de yardımcı olmuştu. Geceleri doğu bakıyordu bari. Anladım. Bu aradaki yayındaki arkadaşlar takip ederlerse çok mutlu ederler. JR Polat demiş ki abi bana ne zaman gol çekiyorsunuz? Tanımıyorum. Ne çekeyim? Selçuk Bey demiş ki bu ne hal Yusuf abi? X'de bebek gibi olmuşsun. Eyvallah. İnce Mehmet... Bıyıksız. Evet, pardon. Buyur. İnce Mehmet'in son sorusu. Oyunda gelişmeleri için yeni oyunculara ne önerirsin demiş abi. Legends'da gelişme yok artık. Bence hiç gelişmeye çalışmasınlar. Hesap alsınlar yani. Şimdi çok geri kaldı. Sıfırdan hesap kasmak çok zor. İmkanı yok yani. O kadar para yatırmanın mantığı yok. Hatta ben oyuna başladım.
Sonra çok pişman oldum. Keşke bir hesap alıp hesap üzerinden yatırım yapsam daha çok karlı olurmuşum. Sıfırdan hesap kastım 1,5 sene falan. Yani şöyle çok ekstra değil de şöyle 200-300 liralık bir 400-300-300 bir hesap alıp oradan sonra geliştirebilirler kendilerini. Anladım. Ya yani şu an para harcamadan bir yerleri yani gelişmesi zor yani. Yani zor, çok uzun sürer. Yani hiç gold almadan, hiçbir yatırım yapmadan çok stat atamaz. Zor, çok zor. Aynen öyle. William Valance sormuş abi. Adamlığın kitabını yazıp neden yayın evine vermedi? Öyle bir şey yok. İltifat ediyor. Abi valla yazarsan okumak isteriz. Estağfurullah. Genetics demiş ki neden bu kadar içiyor? Bu arada sorular bitti, makalenin altındaki sormak istediğin sorular varsa bekliyorum. Ben de tekrar bir makale atacağım, davet makalesi. Şimdi ben aslında eskiden çok içmezdim. Hatta 18 yaşıma kadar falan ne içki ne sigara içtim. Hiç kullanmadım bile. Sonra babamı kaybettim o zaman. Biraz bir Allah rahmet boşluktaydım. Sağ olasın. Sigaraya falan başladım. İçkiyi ilk başlarda sevmedim. Sidik gibi bu falan filan. eylesin. Biraya. Sonra üniversite zamanı işte biraz azar azar başladık. Şimdi çalışıyorum. Mesleğim gereği otopsilere falan gidiyoruz. Yani insan bazı şeyleri kaldıramıyor. Bilmiyorum, o yüzden içiyorum herhalde çok. Anladım. Psikopat yazar çok bitkin görünüyor. Hasta mı demiş abi? Hastalığın tam geçmedi mi? Hastalığım geçmiyor ya. Evet, sürekli öksürüyorum, ateşim. İyi bakmıyorum kendime herhalde bu sıralar. Genetik içki nedir bilmez. Öyle bir onu söylemiş abi. Ben şey yapmayayım şimdi. İçki nedir bilmezdim demiş. Bir de Allah rahmet eylesin abi yazmış. O içiyor herhalde şu an, ondan Evet, yapmaya. birazcık olabilir böyle şeyler. Evet. Sormak istediğiniz sorular varsa arkadaşlar sorabilirsiniz. Ben de bir makale yapıştırdım. Bakıyorum. Savaş var mı? Bilmiyorum. Paralı askerlikler yine cirit atmaya başlamış abi. Bordo'dan vezir yazmış. Savaş var, gel falan. Bir şeyler başlıyor demek Tamam. ki. Başlıyordur tabii ki, başlayacak ya. Yani çok sıkıcı oldu çünkü oyun. Bir yerden birilerinin bir şey yapması lazım ki yani oyun biraz hareketlensin, canlansın. Yoksa herkes bırakıp gidecek. Kimse kalmayacak. AOK bile bayağı azaldılar yani. Çoğu aktif değil artık. Bizde de öyle. Biz de çok ekstra bir şey yapmıyoruz. Stat kasıyor. Cumhur da öyle. Ben farm yapıyorum. Sancar farm yapıyor. Bizim Mert Akkaya Cenniyet girmiyor bile oyuna. Darbe oluyor. Gece yatağından kaldırıyoruz arkadaşı. Abi Haberi bile yok. evet. Ülke. Sokrates demiş ki karargah olarak bu savaşları destekleyecekler mi? Türkiye'de savaş olursa konumunuz ne olacak abi yani? Dediğim gibi ben siyasi işlerden pek anlamıyorum. Yani Fatih'e göre tarafı ne olur bilemeyeceğim. Lidere bakar, liderle iletişime bakar, o anki Türkiye lideriyle iletişime bakar aslında bununla. Duruma bakar, onların bizle konuşmalarına falan. Bilemeyeceğim yani, ben aslen Türkiye bir savaşa girerse savunurum diye düşünüyorum. Çünkü hiç hayatımda Türkiye'ye karşı vurmadım. Yani lider de sevdiğim bir insan olursa Türkiye'yi savunmaya gelirim. Anladım. Kano Mano, aleyküm selam, hoş geldin. Naruto Uzumaki, Meriç hakkında ne düşünüyorsun abi? Meriç, konuştuk senin hakkında. Meriç'i severim. Konuğanın lideriydi o. İşlerim var diye abi bir ay falan bakıver dedi. Liderliği verdi bana, gitti, bir daha da gelmiyor. Gelirse vereceğim. Allah döner yakın bir zamanda. Severim kendisini. Pekala.
Q Fairytale selam demiş. Aleykümselam. Burak Eren hakkında ne düşünüyorsun abi? Burak Eren bana liderliğim döneminde çok yardımcı oldu dışiklerinde. Blok lideriydi o zamanlar. İçişleri Bakanı, Ekonomi Bakanı da yaptım herhalde onu ben. Yani iyiydi blokta. Severim aslında Burak'ı. En son yaptığı işte hafif bir herkes yapıyor ufak hatalar. O vardı. Yoksa iyi çocuk, oyunu da biliyor az çok. Peki abi şu an hesabında kaç T var? Bu arada Kanomano yayın sonunda olabilir reis. Tıraş oldum evet. Evet abi soru sende. 60 üzeri falan herhalde. 61 değil bir şey. T alıyor musun abi? Mesela farm yaparak mı biriktiriyorsun? Alıyorum. Geçenlerde bir bayağı aldım. Biriktirdim öyle. Sonra sattım yurt dışına. Ya şu yurt dışı... Savaşlar başlayacak diye ben biraz T toplayayım dedim. Ülke var ya, konu Tahran'la İran çölü bende. Hani o sıra bir savaş tedirginliği vardı. Devletin de T bulunsun diye topladım öyle 300-350 T falan olmuştu herhalde. Maşallah. Sonra yurt dışına öyle ilanlar verdim falan sat gitti. İşte 60 T falan var. Maşallah. Ya şu o işte para var gibi abi ya. Yani alıyorsun, yurt dışına yapıştırıyorsun. Vardı çok zor iş o ya. Yani eskiden İyiymiş de şimdi pek değil yani Türkiye'den 3,5'tan falan topluyorsun yurt dışına satınca sana gelene kadar para kesiliyor kesiliyor 4'e düşüyor yani çok yüklü miktarlar satman lazım para kazanman için Anladım. yani 1 TL'de 50 kuruş kalıyor kalmıyor. Anladım. Bu arada yakışıklılık desen var. Yardımseverlik desen var. Para desen o. Kim olduğunu merak mı ediyorsun? Genetics. Evet Yani abi. resmen beni takip ediyor. Sonra bir de jenerik koymuş ya. Teşekkürler efendim haftalık sponsorluğunuzdan dolayı. Abi oyunda genel olarak sevdiğin Evet. 3 isim alabilir miyim? Aynı kişiler mi olacak bunlar acaba? Yani şimdi 3 oradan sordu. Beni biraz kurtardı. Şimdi o zaman burada da şunları söylemek istiyorum. Fatih, Abi. Selçuk, Mert Faruk, sonra yırttım. Marsu kaldı ya, Yüksel kaldı. Abi Neyse ya. umarım buna düşmüşlerdir bari. İnşallah. Yani şöyle, birbirimizi çoğunu seviyorum. Bir şey diyemem ki. Yani kendi partimden sevmediğim insan yok. Yani anlaşamadığım bir insan olmaz yani. Dışarıdan da öyle. Birazdan soracaksın muhtemelen. Hatta direkt o soruya geç. Benim Sevmediğin oyunumda isimleri hiç alalım istersen abi sonra partilere evet. geçelim. Hayır partiler değil. Heh, o isimleri diyeceğim. Benim oyunda sevmediğim 3 yok. Mesela yok öyle Anladım. bir şey. Ben sevmediğim insan yok. Yani hiç atıştığım öyle bir mesela kaptan mı? LDP'den kaptanla bir ara atıştık. Bana küfürler etti falan filan. O var ama sevmiyor musun o çocuğu desen bir şey diyemem yani. Bilmiyorum. Öyle ekstra kin güttüğüm, bu çocuktan nefret ediyorum dediğim insan Yes. yok olmadı. Sevmeyecek kadar takmıyor musun yani o kaptan falan? Ya ben de öyle Sevmemek için çok uzun süre görüşmek lazım. Aynı şeyde kalmak lazım. Düşüncelerin zıt olması lazım ama bana bir kere küfür etti diye çocuk öyle belki liseli bir çocuk yani kafasını esti küfür etti. Yani bu yüzden o çocuğu sevmiyorum diyemem. Anladım abi. Yani Peki yok yani sevmediğin isim alamıyoruz. yok, evet öyle bir isim gerçekten yok. Şeyi Orochimaru nasıl söyleyeyim. abi? Admini sevmiyorum ama. Oyuncu olarak sayarsanız admini sayabilirim. Oruç'la aram şöyle, Oruç bir ara bizim partideydi, konuştuk ettik falan. Sıkıntımız yok aslında çocukla. Bir ara bir şey oldu. Bir yoruma mıydı? Ben bir makale attıktan sonra bana özelden yalama yazdı. Özelden mi? Ben dedim, evet Niye öyle? oyunda
Bir şey de yapmadım herhalde. Fatih Cumhur hakkında falan mı konuşuyorduk neyse. Hı. Yalama yazmış dedim. Ben kimi yalamışım oruç dedim. Güçlü olanı yazmış. Fatih yani oruç dedim ne alaka falan falan. Ondan sonra cevap atmadım. Ondan sonra bir arada o bir makale atmıştı. Bu yayına çıkacak o zaman. Yani orada yorum yazıyorum sorulacak sorularda. İşte dedim bana partideyken abi deyip deyip özelden yalama dedin falan filan. Bunları soruyordum. En sonunda herkes sana Beyblade diyor falan filan dedi gibileri. Sonra o sırada aslında niyetim kötü değildi. Doruk nasıl yazdım oğlu ismini de bilirim yani şu an mesela çoğu konuştuğum insanın ismini bilmem mesela Orucun o çocuğun ismini bile biliyor. Doruk o da senin gibi mi yazmak istedim aslında hani sana mı benziyor senin gibi işte yanar döner mi demek istedim. Dönebiliyor mu yazdım oradan sonra silecektim silmedim bir yanlış anlaşılmış. Hüseyin vardır hani sabah kalktım bir hafta sonuydu zaten 12'de falan kalkıyor. Bir mesaj atmış Hüseyin işte sen oruca ne yazdın böyle falan. Kaşif Kozunoğlu yazmış hemen altına. Oruççu tayfa bunlar tabi. Sana yapmadı abi gibilerin. Sonra oruç. Evet. Yorum sildirdin muhabbet mi abi bu? Evet evet yanlış anladılar diye sabah hemen yorumu sildirdim. Oruç direkt Telegram'dan düz gitmiş yani bana. Hiç nedir bu abi bunun yazı nedir falan falan değil. Selamünaleyküm yazmış. Sen ne şerefsiz bilmem nesin de bilmem neler şeyler diye giydirmiş ondan sonra. Şu an Sonra ben de anlattım derdimi. Sen Yani normal mi yanlış cevap verdin anlamış. abi? Tabii tabii ben küfür etmem öyle kolay kolay. Peki. Umarım partilizdekiler buradaysa kolay kolay küfür etmediğine dair. Yani. Evet. Sevdiğin partiler var mı abi? Üç tane varsa. Sevdiğim partiler Jön'ü severim. Aug'u severim. Komaha'yı severim tabii. Üç. Evet. Üç sevdiğim parti bunlardır. Peki sevmediğin partiler abi olsun bu olsun bari. İnadına sevmediğim parti. Yani şey Sodep sevmediğim demeyeyim de mesela şeyler. Sodep şu son dün müydü? Tabii. Ha, herhalde kuruldu mu? Aynen Yeniden tekrar mi kuruldu? kurulmuş Yani herhalde. o bozoların, o Sodep falan onların kurduğu parti şu an zaten kimse sevmiyor. Herkes biliyor duruşu. Bir de şey vardı, sevmediğim değil de gıcık oluyordum ya çocuklara. Çok uğraştırdılar beni. Ulus diye mi bir parti vardı? Sen bilmezsin muhtemelen. Bu milletvekilleri, ya valiler falan biliyorlar hep meclistekiler. Ya İstanbul alt bölgede mi bir devlet kurmuşlar. Ya bir gıcık ediyorlardı beni. Sürekli bir yorum yapıyorlar. Bizim geçirmeye çalıştığımız şeylere işte vatan böyle yönet. Fake Onlar partisi mi yoksa cidden bir parti mi? Böyle ekibi olan. sesini alamadım. Fake partisi mi yoksa ciddi böyle oluşumu Yok olan bir aslında parti mi? 60-70 bir parti. seviyelerde dolaşan partiler oluyor ya böyle. Evet. Evet öyle bir parti. Ufak tefek çocuklar kendi çapında kurmuş. Yani anlaşma yoluna gittik. Bak kardeşim yapmayın böyle şey. İşte diyor zorlanıyoruz falan ama yok. Çok uğraştırdım. Peki abi. Hala o parti varmış. Sokrates yazmış. Allah uzun ömürler versin. Allah bir gün Türkiye liderliğine otururlar da bakalım nasıl yönetecekler görürüz. Burak da herhalde çocuğun adı da Ulus Burak mıydı? Öyle bir şeydi tam hatırlamıyorum. Bilemiyorum. Meral Akşener'di herhalde. Ha evet evet biliyorum bunları. Bayağı muhabbet şey yapıyorlardı. Taraf kendi hatta ittifak falan kuruyorlar herhalde. En son yine bir ittifak falan kurmuşlar. İttifakı kurmuşlardı falan. Abi yani ben de bir yayına sol yani genelde diyorlar ki sol kesim bana sürekli sağ kesimden yayını çıkartıyorsun. Sol kesimden de neden çıkarmıyorsun? Sence çıkması gereken kişi kim sence? Yani ben bakıyorum da hani Sol kesimden mi? bilemiyorum. Evet. Yani sence düzgün bir insan.
Sol kesimde Ben isim sol. versen. Yok Ben yani solcuyum da. oyunda. Ha evet yani. Peki. Oyunda olarak diye sordum. Oyunda öyle sol kesimden olarak bir tanınmış. PSO'da kimdi o? Lideri vardı o partinin bir tane. O çocuk olabilir. Neden olmasın? Adını TSO'da sormadım. mı? Aha. Dayıyı çıkar. Dayı herhalde şu sıra aktif değil de dayıdan sonra bir ara kalesi vardı herhalde onların başında. Sonra bir çocuk daha geçti ya. Konuştuk hatta Telegram'dan. Bayağı da akıllı mantıklı konuşabiliyor yani. İsmini hatırlayamadım Çıkabilir. abi. Ya ona gidip sorayım o zaman çıkar mısın diye. Bilemedim şu an. O zaman işte ben liderken partiler grubu vardı. Partiler grubunda konuştuğumuzda iyi anlaşıyorduk yani çocukla sıkıntı yok. Aslında çoğu insan biliyordur da ben bilmiyorum şu an. Chat'te yazarlar belki. Vax mı? Evet, Vax Psikopat yazar doğru. yazmış. Peki. Var. Haftaya da onlarla beraber de yapmak istiyorum. Haftaya Muhsin Yazıcıoğlu da var. Muhsin Reis. Yarın da Marsu var inşallah. Zaman ayırırsa Ma ulaşmak imkansız Olsun. arkadaş. Nasıl yapacağım bilmiyorum ya. Marsu'yla görüntülü mü yapacaksın? Yok sesli. İstemedi Ne işte. görüntülü. Onu diyeceğim. Ben göremedim daha çocuğu. Size onu vereceğim. Bir muhabbeti falan Ve mı var o acaba? Yani niye görüntülü değil? bilmiyorum. Lise okuyor. Belki ev müsait. Gerçi liseyi bitirdi. Üniversiteye hazırlanıyor şu an ama ev müsait olmayabilir. Bilemeyeceğim. Emin değilim yani. Bir de ben Kula'da oturuyorum. Yüksel Salih'le yarım saat yani aramız. Hiç görüşemedik de daha. Bir aslında söylenti de var gay mi acaba falan diye de Sancar Bey söylemişti. Sancar Bey de gelmiş, hoş gelmiş. Selam demiş. Yusuf abinin kelini öpücük demiş. Valla o kısımlarla bizde Sancar ilgilendiği için o daha iyi bilir. Anladım. Muzlu pijama giyen o aramızda. O fotoğraftaki değil, değil mi? O Değil Marsu'nun canım. Olur. Yani ilk başta ben de o sanıyordum ama değildir herhalde. İnşallah. Jenetik demiş ki Marsu'yu ben bir kere gördüm hemen SS falan aldım. Yolda görsem tanımam. İnşallah o değildir ama ya. Kıskanırım. Onu ben. Nihat'ı da görmedim mesela hiç. Kimi? Nihat, Yampır, Kumpir bizim. Evet o da çıkmadı ama tekrar bir soracağım çıkabilir o ya. Biraz ısrar istiyor galiba. Boş konuşuruz. Olsun. Biz onu da öyle sevmedik mi falan. Ama şey olabilir bak ciddi söylüyorum sana en çok izlenen yayınım olabilir. Yumpel olan mı? Evet. Olabilir. Yani kimse mi görmedi? Kimse bilmiyor yani. Ben bilmiyorum. Ben hiç görmedim onun kendisini. Ha. Oyunda daha önceden gören olduysa bilmiyorum. Bu gelen Sancar o Sancar değilmiş galiba. Hangi Sancar? Sancar Bostuğ. Tamam o. Ben o değilim falan Sincer. demişti. Peki. Yok o. Hangi şampuanı kullanıyorsun abi? Sancar Bey sormuş. Ve hangi sarı bezi? Şampuan inen ki öyle ekstra bir tercihim yok. Hanım alıyor. O ne kullanıyorsa biz de onu kullanıyoruz. Bazen şey köpürtürken burada tabii şampuan akıyor. Göğüs kollarımda şey yapıyorum burada. Anladım. Tamam abi. Böyle. Evet. Anladım. Marsu'da yanlışlıkla RB'de birinci şehir basmış herhalde. Anlamadım. Yanlışlıkla mı basmış? Yapar ya. Biz bırakalım dedik. O ben oynayacağım ya dedi burayı. Bilmiyorum. Hatta normal oyunu da zaten üniversite sınavına hazırlanıyor diye salmıştı. Bir de o çıktı başımıza baktık. İyice şey olacak bıraktık. O devam ediyor. Yani Sadece o ben mu kaldı sizden?
Fatih falan da oynuyor herhalde. Selçuk oynuyor. Selçuk. Selçuk'la Fatih kavga edip duruyor tabii orada. Baya onlar fabrikalar falan açmışlar. Selçuk Bey'in fabrikasında Oho. çalışıyorum ben de. Özel köleyim. Bizim Selçuk'un fabrikasında mı? Evet. Çalış tabii ya. O işçi arıyor onlar sürekli. Aynen öyle. Ya şimdi şöyle ilk 12K başta oyuncu gösteriyor. fabrika kasılacak. Bunlar açtı şimdi tabii fabrikaları. Biri petrol, ikisi de petrol açtı, maden açtı, uranyum falan filan. Yani kasayım diye gidiyorsun Fatih'in fabrikasına. Selçuk diyor abi niye oraya gidiyorsun? Benim fabrikaya gel. Ona gidiyorsun Fatih diyor. En son ben dedim artık kendi fabrikamda çalışacağım. Sizlerle uğraşmayacağım. Gol falan çekmişsin değil mi abi sen de? Evet ya ben iki kere çektim geri de alamadım. Nasıl? Parasını alamadım ya. Gold bir şekilde verdim yani arkadaşa. Yani söylemek ister misin bilmiyorum da ne kadara verdin abi hesabı? Bedava. Hesabı mı? Muzaffer, bul beni. Evet. Ya. Ne güzel abi. 60K gold vardı herhalde. 30 40K da en az 40K yok 400K. Yani 100K civarı gold vardı hesapta. Ya ben o oyunda şeyde kazık yedim. Zaten ilk başta anlatayım. Anım olsun burada da. Şimdi biz oyuna girdik. DC'de işte Fatih falan hemen girdik. Birer kasıyoruz. 20 falan oldu statlar. Oğlum bu böyle olmayacak hadi çekelim. Bak abi çekelim mi? Çekelim bilmem. Ben dedim ilk ben çek. Sen çekersen dedi Fatih ben de çekerim. İşte Selçuk ben de çekeceğim falan dedi. Uygulamadan bir çektim. 235 lira yazıyor. Çektim ben. Allah. Sonra Fatih iPhone kullanıyor. Ya dedi Android yok bende nasıl çekeceğim benim Android olmuyor falan filan. Dedim şey yap şifreni bana özel. Ben dedim hanımın telefonundan çekivereyim yükleyeyim de hesabı. Şey uygulama. Uygulamayı yükledim çekeceğim 150 yazıyor. Sen niye o kadar Oğlum para dedim verdin bu abi? 100. Zaten 150 değil miydi? Ya benimkinde 235 çıktı bilmiyorum. Sonra çektim baktım hesaptan 150 geçti. Lan benimki ne? Benimki 235. Sonra uygulamayı sildim. Tekrar yükledim. Tekrar alıyormuş gibi yaparken 150 geçiyor. Ulan dedi kazığı yedik. Sonra tabii hemen geri iade istedim. Allah'tan aldım o 235'i. Tekrar 150'den tekrar çek. Ya kurtarmışsın. Aynen. Ama işte Muzorin o evet. Bu muhtemelen bu geri ödemelerde belli bir sınır falan var. Tamam mı? Biz de tam net bilmiyoruz. aleyküm Daha önceden falan istemişliklerim var herhalde. Bu 235'i de aldığım için ben ondan sonraki çektiğim iki tane o 75K'nın geri ödemesini alamadım. Vermediler o şekilde verdim ben de yani gold parasını alamadım. Ya sattığın arkadaştan keşke birazını çıkarsaymışsın abi. Dedim ya satmadım. Hediye ettim Ya zaten. işte Para mı keşke isteyeyim? satsaymışsın. Yok ya. Vay be. Fatih şanslı. Fatih iki kere ben çektim. Onunkini parasını gönderdi bana. Birisini hanımın telefonundan çektim. Birisini de adliyede çalışan bir arkadaşın telefonundan çektim. Ayrı ayrı Gmail'ler ve bunlar hiç oyun yükleyip geri iade isteyen insanlar değil. Eşim olsun, o adliyede çalışan insan olsun. İkisi de onaylandı. İkisinin de parasını aldı çocuk. Adliyeden Biz kaldık. arkadaşları başlattın mı abi mesela? Çevrenden oyuna başlattın oldu mu? Yok, kimse oynamaz herhalde ha bizden. İstanbul. Yengeyi falan hiç böyle zorladın mı abi? Başla şuna falan diye. Yok, ona hesap açtım falan ilk başlarda. Biraz dedim hani ayrı telefondan oluyormuş. Ya. Biraz dedim kasım ama şey yapmadım. Anlamadı. Oynamadı zaten. Hı-hı. Zor Ama bu. yardımcı oldu ya şey o işte gece kalkma zamanlarında falan. Böyle 3'te falan kaynak yenilenecek oluyor. Ben kendim alarm kuruyorum. Ama ben kendi alarm
Uyumuyorum, uykum ağırdır. Hı Yani hanım kalk kalk hadi işim vardı yap şu işini de yatalım tekrar gibilerinden. Telefonu uyandırırdı yani yardımcı olduğu zamanlar. Kaynak yenileyip yatıyordum tabii. Bırakman için ısrar ediyor mu abi? Yani mesela benim kız arkadaşım böyle bir ısrarı var mı? Ne bileyim, evlenince de devam ediyor mu böyle? Para kazanırsam hiç sıkıntı etmiyorlar dostum. Ha evet. Söyleyeyim. Geçenlerde bir transfer vardı. Bu 300 liraya hani dışarıya sattım dediğim TL'ler var ya. Onların parasını arkadaş Ziraat Bankası hesabı istedi. Ziraat Bankası hanımda var benim. Onun şeyini verdim. Al dedim buradan sana para gelecek. Gelince haber ver sadece. İşte o da 950 lira falan herhalde gelince seviniyor tabii bir şey diyemiyor. Oyundan Hatta geldiğini biliyor daha mu? tabii tabii biliyor hani hatta bir geçenlerde bir bayağı satmıyordum ben. Şu şeyden dolayı birinci şehir hikayesi oldu ya. O sıra gelir yok tabii artık oyundan T satamıyoruz bir şey yapamıyoruz sürekli alıyoruz. Gelip soran sürekli böyle hani sen bir şey satıyordun artık satmıyor. Oradan para gelmiyor artık falan falan diyor yani. Anladım. Yumper Bey gelmiş. Aleykümselam. Her şey parada bitiyor yani. Bıyığını Öyle yediğim tabii canım. diyecektim. Hevesim gitti. AKM'ye ya yazmış. Baya bir Bırakırım meşhur onun için. bıyığım var abi galiba. Vallahi bilmiyorum. Normal büyük aslında yani. Bu kadar popüler olmasının nedeni nedir onu bilmiyorum. Bir Instagram sayfası açılır. Dereceye gelmiş. Normal bıyık mı demiş Yumper. Yani O normal bir bıyık bıyık bizim ya. simgemizdi be demiş. İlginç. Şu an abi Fiji'den gelen gelirler karargah içerisinde mi dağılıyor yoksa bir kişi de falan mı toplanıyor? Ne oluyor gelirler? Yönetim grubu içerisinde dağılıyor dost. Karargah için komple değil tabii ki de. Basarken de bu yönetim ekibi mi basıyor? Genel olarak şimdi bunun listeleri tutuluyor dostum. Biz mesela şu kadar petrol ihtiyacımız var, şu kadar T ihtiyacımız var, şu kadar nakit ihtiyacımız var. Destek olmak isteyen olursa hani Fiji'ye ortak olmak isteyen olursa gibi. Üçer beşer atıyor insanlar. Tabii onlar da ortak oluyor o şekilde. Mesela biz örnek veriyorum Fiji'ye 3.000 lira yatırdık diyelim. 6.000 lira gelir sağlarsak satımından ya da kaynaklardan bize 10 lira para gönderen liseliye 20 lira göndeririz. 1'e 2 gibi. Anladım. Karlı bir iş mi abi birinci şehir basmak? Bu arada Ozan Şen gelmiş. Selamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Yusuf abiye selamlar demiş özelden. Birinci Selam. şehir basmak karlı bir iş mi abi? Ya şimdi biz bu şu an için karlı değil aslında. Çok uzun süre tutman lazım elinde. Çok fiyat alman lazım. Çünkü birinci şehir bina sayılır. Çok üst seviyelere geldi. Türkiye bundan kar eder. Çünkü Türkiye biz bağış şeyle yaptık. Kimse parasını geri istemedi. İstemez. Ama tek başına bir yer basmak istiyorsan kafa kafaya anca çıkar. Sadece şekli olur yani birinci şehrin. En sonunda satarsın ama çok büyük öyle ahım şahım karları yok. Bizim Fiji'yi basmamızın nedeni biz Fiji'yi zaten basık şekilde aldık. Orası bayağı bir binası vardı oranın zaten. İkinciydi biz Ankara'yı basarken. Daha önce de Fiji'yi geçip basılmıştı galiba Fiji. tabii orası basılık, biz basılık sattık orayı. Ha. Sonra sahipler liderdi zaten. Ankara'dan önce Fiji'deydi birincilik. Sonra onlar bölge falan devredince orada santral açığı çıktı. O yüzden böyle 40 bin falan gözüküyordu orada. Yoksa binaları vardı. Biz oraya değişik bölgeler ekleyip santral açığını kapattık. Üzerine çok bir şey basmadık yani. Anladım. Sadece Ankara'dan ikamet çekmeye çalıştık.
Bir ay bizde, bir ay onlarda gibi. Biz de para kazanmaya çalıştık. Şimdi ikamet değiştiği için tekrar Ankara'ya gidecekleri için tekrar Ankara'da kazanabilecek. Çünkü ikamet alımları falan bir yerden sonra duruyor. Zaten çoğu Türkler geliyor herhalde. Onlar da çoğuna beleşten veriyorsunuz gibi geldi. Ya da başlangıçta Tabii. insanlar bu tarafa yönelsin diye mi böyle bir plan yapıyorsunuz? Onu da anlamadım. Tabii bu daha önceden de olan bir şey. Bu kendi aralarında dönüyorlar şimdi. Biz o zaman olayı bilmiyoruz tabii nasıl olduğunu. Mesela bir ara New Caledonia basıyordu, Yeni Kaledonya. Bir ay sonra Sao Paulo oluyordu. Ben iki tarafa da para verip gidiyordum. 2,5 oraya, 2,5 oraya veriyordum. Yani tekrar orası olunca tekrar oraya da veriyordum. Adam geçen de senin ikametin vardı deyip bedava vermiyor sana ikameti. Şimdi Ankara'da olmuş 2.000-3.000 ikamet. Bu adam bir daha ikamet alan yok. Ankara'nın geliri de bitmiş. Biz kişi oradan 500 kişi en azından hani yüksek sürekli birinci şehir ikamet almak zorunda olan insanlara ikamet veriyorsun, satıyorsun. Bir ay orada takılıyor adam. Sonra biz yıkınca tekrar Ankara'ya tekrar para verecek yani bu adamlar. Mecbur verecek çünkü stat basıyorlar. Yüksek leveller. Anladım. Yumper Yusuf abim ne içiyorsun? Göster bakalım demiş. İçiyor musun abi bir şey şu an? Yok şu an içmiyorum. Yasaklı. Noldor bıyıklar nerede yazmış? Bıyıklar kesildi. Geçmiş olsun. Baş bu TTP marabalar yazmış. Aleykümselam, hoş geldin. Ne kadar da abi Fiji'de kalır bu birinci şehir? Sizce bir anlaşmanız var mı mesela? Söyler misin onu da bilmiyorum da. Ya bilsem söylerim ama inan ki bilmiyorum. Ama böyle şeylerde bir ay bir ay diye dönülüyor. Mantıklı olan da oydu. Şimdi sonra şeyi düşündük. Bu nedir o? Ulus var ya, ulus her zaman değişmiyor. Ay başlarında değişiyor. Şimdi adam Fiji'den ikamet alsa bunun ay sonuna kadar durması lazım Fiji'de ki adam o antrenman savaşına vurabilsin. Sürekli değişmeyecek. Yani artık bir yerde birinci şehir değişecekse ayın birinden 31'ine kadar bir ay kalır. Ondan sonra ötekine geçer diye düşünüyorum. Ulus da değişeceği için. Ama herhalde Fatih ben çok şey yapamadım. Uyuyorum biraz. Herhalde bölge yıkmaya başlamış. Hangi Belki bölge? yıkıyordu. Canberra var herhalde bizde bir tane Avustralya'da. Bir değil Canberra'yı yıkmaya başlamış. Anladım. Peki Fiji'den sonra tekrar Ankara'ya mı döner? Bu birinci şehir yoksa yıkılır mı Ankara? Yani şimdi Ankara savaş yemezse yıkılmaz. Durur öyle diye düşünüyorum. Dış bölgeleri yıkıyorlar. Yani kıyı bölgeleri yıkıyor herhalde Türkiye. İç tarafı yıkmaz diye düşünüyorum ama herhangi bir savaş durumu olursa zaten Ankara'yı yıkmak gerekir. Çok büyük emek var orada. Çok büyük kaynak var. En azından köşede dursun. İleride lazım olabilir yani o kaynaklar. Ama Fiji'den sonra Fiji yıkılırsa Ankara'ya geçecektir tekrar. Başkası basmaz şu sıra. Başbu demiş ki Yusuf abi çok genç gözüküyor. Fotoğraflarda böyle değildi demiş. Abi. Bıyıktan kaynaklı. Abi cidden genç gösteriyor yani. Kim sana yaşlı gösteriyor falan demiş. Onu da bilmiyorum da. Valla savcım çok yaşlı gösteriyorsun dedi böyle. Allah. Kendisinde saç kalmış mı? Yok lan genç ya 93'lü 94. Maşallah. Peki Yumper demiş vuruyoruz abim Canberra'ya. Ben de vuruyorum zaten. Türko, la bıyık yok, dolandırılmışız demiş. Bıyık diye yazmıştım ama ya da bıyık bekleyip gelmeyin diye. Ozan Şen, abi 28 yaşındasın. 28 yaşında mısın? Hayır. Yumper 28 yaşında adam demiş. Adam, bak işte Yumper bile yanlış biliyorsun. Wow. Abi genç gösteriyorsun sen. 86'lıyım ben. 4 Ekim'de işte 33'ümü bitirdim ya. 34'e doğru gidiyorum şu an. Abi maşallah ya. Evet, Yumper'e tepkiler geliyor biraz ağır şekilde.
Bıyıksız görmeyi hayal etmemiştim demiş. Neye niyet, Ama neye kısmet artık? insanlar hep bıyıklı bildiler. Bayağı uzun süredir de bıyıklıyım ben. Çok oldu yani. 3-4 senedir falan komple bıyıklıyım. Hatta olarak kapacağımda bıyık ve gözlük dövmesi var. Bayağıdır aslında kesesim vardı. Sırf o dövme yüzünden bıyığımı kesemiyordum ama Kaç kestim. sene? Yani bayağıdır kesmiyordun, öyle mi? Senin için de özel yeri varmış dövme falan olduğuna göre. Yani evet, babadan kalma bıyık. Yani babam bıyıklı gezerdi. Hadi dedim ben de bırakayım ama uzun zamandır şey yapıyorum. Sonra işte bu artık şimdi saç yok doğal olarak. Gözlük ve bıyık var. Bu gözlük ve bıyık artık şey oldu bende. Gözlük bıyık denince ben akla geliyordum. Sonra işte dediğim gibi bacağıma bir gözlük bıyık dövmesi yaptırdım. Ondan sonra kesesim çok oldu. Kesemedim dövme yüzünden. Şimdi dedim kış geldi. Şort giymeyeceğim. Nasıl olsa dövmeyi kimse görmeyecek. Kesiyorsam kışın keseyim dedim. Yazın tekrar bıyık bırak. Anladım abi. Ama böyle de yakışıyor. Yakışmış yani. Daha öncekini çok bilmiyorum ama böyle çok iyi olmuş. Eyvallah. Türko demiş, ben de bıyık istiyorum ama köselik sağ olsun demiş. Derdim bu olsun be reis. Aynen. Ya bir yerden sonra yoruyoruz. Tıraş olmak zorunda kalıyoruz sürekli. Vallahi bir memurlara da artık bir sakal serbestliği getirirlerse Gelir çok mi memnun olurum. abi? Biraz zor ama. Ya gelmesi lazım. Asıl bu dönemde gelmesi lazım yani. Milletvekilleri, üst düzey yöneticilerin falan hepsi sakalla geziyor. En alt kademe memurlar hep tıraşlı geziyor yani. Milli eğitime falan geldi. Öğretmenlerin falan çoğu sakalla geziyor yani şu an. Pekala. Yumper Bey o soruyu sormuştuk efendim az önce. Hangi şampuanı kullanıyor demiş ama az önce sormuştuk efendim. Sarı bezde kullanmıyorum. Onu söylememiştik o zaman. Ya ben yoktum demiş. Hangi Gelseydin önceden. jöleyi kullanıyor diye Başbuğ Bey sormuş. Eskiden jöle kullanırdım. Şimdi kullanmıyorum. Bıyıklarım için alasım var ama. Uzatırsam bıyıklarıma jöle sürerim. Dinoldor RB'yi oynuyormuş ama bırakmış efendim. Evet, bırak. Sancar'ı seviyor Muzaffer. mu? Sancar'ı sevmeyen ölsün ya. Sancar iyi bir çocuktur yani. Kavga etmez kimseyle. Gırgır şamata çocuk. Pekala. Kalıp sabunla bıyıkları yıkıyor arkadaşlar. Kesin bilgi demiş Muzaffer Bey. Böyle bir durum var mı efendim? Niye? Türk Turan hakkında ne düşünüyorsun abi? En çok kimi sever diye başbuğ sormuş. Türk Turan'da Efulim, Sultan Kılıç Arslan, Sarı Komutan, Başbuğ. Bunlar bildiğim kişiler. Bir de şey var. Arda Vural. Arda Vural da orada. Bu beşini tanıyorum. Severim yani kendilerini hep. Başbuğ'a gidiyor aklım. Bizde Boşbuğ var ya. O nasıl? O kaç yaşında abi? O bırakmadı mı bir de bu arada? Bıraktı, bu oyuna girmiyor. Hiç stat falan basmıyor herhalde. Kıbrıs'ta okuyor, o üniversite okuyor. O yüzden. Yumper yayın tekrarını tekrar atabiliyorum. Burada kaydoluyormuş. Kaydoluyor yani. Tekrar açacağım mı kayıt olarak? Tamam, ben de izlerim kendimi. Hanım da merak ediyordu. Ona da izlettireyim. Eyvallah. Beni de seviyor mu demiş Escobar. Aa, Escobar'ı sevmeyen ölsün ya. Escobar da iyi çocuktur. Bana çok yardımı oldu. Benim makalelerimi hazırladı. Ekonomiyle de ilgiliymiş ama ben o zaman bilmiyordum öyle olduğunu. Yoksa o da ekonomi bakanım olabilirdi yani. Anladım.
Beni seviyor musunuz? Ben Alfred. Ha, Alfred bana not almıştım buraya. Nasıl? Kendisini as şey makalede yazmış. Makalede mi yazmış? Bir yerde benim ismimi söyle gibi bir şeyler yazmış. Bizim partiden ama yani kim olduğunu bilmiyorum ben. Yani WhatsApp grubumuzda vardır ama yani kullandıkları hangisi olduğunu bilmiyorum sadece. Anladım. Alfred. YouTube kanalıma ne oldu diye sormuş Muzaffer de. YouTube kanalım telif yediği için orada canlı yayını açamıyorum. O özelliğim kapanmış. 3 ay falan demiş. O yüzden açamıyorum orada. Buradan devam ediyoruz. Yumpert sormuş ki gençlik aşkı oldu mu? Elbette oldu canım. Evde böyle şeyler sorulur mu ya? Hanım ya diğer odada Hazır yengi izleyecekse bir patlatayım demiş. ya. Ya kardeşim. Çok özel mi abi? Ya şimdi çok öyle ekstra bir şey yok ama oluyor yani insanın hoşuna gittiği falan ama biz zaten hanımla çok uzun süre arkadaşlık yaptık. Yani nasıl söyleyeyim? O 18 yaşında falan işte o liseyi bitirdikten hemen sonra ben de 20-21 falandım. O zamandan beri görüşüyoruz. 27-28'de falan da evlendik. Yani bir 7-8 sene görüşmüşlüğümüz var. Çıkma diyoruz ya ona şimdi. Sevgili olduğumuz dönem. Uzun süre yani 7-8 sene görüştük. Ondan sonra evlendik. Maşallah. Maşallah. Vay be, nasip olur mu demiş Ümper. İnşallah. Hepinize Allah hepinize nasip etsin. Amin inşallah. Sormak istediğiniz arkadaşlar sorular varsa onları alalım. Maşallah, maşallah. 1,5 saat neredeyse yayın olmuş. Sormak istediğin sorular varsa soralım. Abi bu arada geldiğin için gerçekten çok teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim. Geç kaldığım için sen kusura bakma. Dediğim gibi Estağfurullah abi. ayarlayayım. Geçen hafta da olabilirdi. Müsaittim ama nöbetçiydim. Nöbet oluyor bizde. Yani böyle 5'ten sonra haftalık nöbet tutuyoruz. Olay Allah oldu mu? kolaylık versin abi. Savcı aradı mı? Gitmek zorunda kalıyoruz. Şimdi ben burada röportaj yaparım. Birisi arar, hadi gel olay ver der. Olmaz yani. O yüzden bu haftaya Allah, siz kaldı. öyle yani bir olay oldu mu gidiyorsunuz. Yani doktorun saati yok gibi. Sizin de mi öyle? Otopsi olunca ölüm, yakalama tarzı şeylerde gidiyoruz. Otopsilere gidiyoruz. Anladım. Gecenin kaçı olur? Anladım. Trabzonlar dernek başkanı olarak çok iyiydi demiş abi. Böyle Trabzonlar dernek başkanlığı mı yaptın? Yok. Ben Trabzonlu değilim aslında. Trabzonsporluyum sadece. Mücahit danışmaz sormuş. Bilmiyorum. Başbuğ nerede yaşıyor demiş. Ben Manisa Kula'da yaşıyorum. Manisa'nın Kula ilçesi. 40 bin bir yer. Tayinle mi gittin abi oraya yoksa orada başladın, Evet, orada falan mı yaşadın? yok, tayinle geldim ben buraya eş tayiniyle. Ama yakındı zaten. Eşme'de başladım ben göreve. Uşak Eşme'de. 2-3 sene orada çalıştım. Eşim burada postaneye atandı o sıra. Sözleşmeli gibi bir şey oluyor. Onların statüsü biraz farklı. Her sene sözleşme imzalıyorlar. Onlar benden sonra girdi işe o. İlk 3 sene tayin isteyemiyor. Tayin istediği için ben onun yanına gidebiliyorum. O buraya eş tayiniyle geldim. Ama eşmeyle çok uzak sayılmaz. Yani.